Merhaba Akrep Burçları, 4-11 Haziran haftası sizleri neler bekliyor? Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım gördüğünüz gibi. Umarım güzel bir hafta sizleri bekliyordur. Ben de merak içerisinde Akrep Stellium olan birisi olarak açıp bakmak istiyorum. Açıp bakmak istiyorum da neyi aşamıyoruz durduk yere şimdi burada? İş konularında arkadaşlar ya, tuttuğumuz parayı elimize alamıyoruz. Bakın görüyor musunuz burayı? Şu balığı görüyor musunuz burada? Buradaki kişileri görüyor musunuz peki? Ve bu alan hangi günleri kapsıyor onu da belirteyim mi? Pazartesi yolculuk var bir kere. Bir yolculuk var ama şey biraz böyle umutsuz mu diyeyim, mutsuz mu diyeyim? Aman gene mi yola gitmem lazım dediniz ya da işinizle alakalı parasal konularda bir şeyler yapmam lazım ama hiç de istekli değilim dediniz. Bir pazartesi sizi bekliyor. Hani böyle sabah saatlerinde biraz böyle huysuz olabiliriz işte ne bileyim gene mi ben gene mi yapacağım gibi böyle hani bir negatif durumu söz konusu olabilir. Fakat öğleden sonra rahatladığımız görselleri var. Bir kişiyle konuşma, görüşme ve akabinde daha da rahatlama. Hani bir çözüme ulaşma. İşinizde bir şeyin tıkırında gitmediğini sezinleyip sonrasında tıkırına girmesi ve keyif almamız gibi gibi durumlar var. Salı günümüz bu anlamda müthiş. En güzel günümüz salı diyebilirim. Fakat çarşamba, perşembe arkadaşlar şuradaki gördüğünüz tıkanıklığı yaşayacağız. Bu da elimizde tuttuğumuz bir parayı kontrol edemiyoruz. Bir kişiyle münakaşa. Akabinde de bir paranın gelip geri gitmesi, gelip geri gitmesi. Sanki böyle fıskiye açılıyor, geliyor hop geri gidiyor. Bir kişinin kafasına takılmış bir para konusu. Alacağınız bir paranın gelecek, yapılacak, edilecek deyip yapılmaması. İş yerinde bir işiniz vardır. Bir kişiyle tartışırsınız ya da bir kişiyle anlaşamazsınız. Orada bir parasal mevzu vardır. O para elinize düşmez gibi düşünün. Çarşamba, Perşembe Allah'a emanet. Bayağı uğraşıyoruz. Mücadele edeceğiz, savaşacağız. Savaşı kazanır mıyız? Kazanırız. Nasıl kazanırız biliyor musunuz? Dışarıdan bir destek var. Farklı bir şey oluyor. Bir enerji var burada. Farklı bir kısmetli bir enerji var. Özellikle Perşembe akşam üzeri bir değişim dönüşüm yaşanacak. Bir yerlerden güzel bir haberle haftayı çok düzgün kapatıyoruz. Fakat şimdi burada dedim ya elimize gelen ucunda tuttuğumuz alamadığımız bir para var demiştim ya size. İşte o para üçlü bir rakamda gelecek arkadaşlar. 13 diyelim biz buna yani en yakın. Haftaya zaten görselleri de var. Yani elinizle tuttuğunuz, alamadığınız ya da mücadele ettiğiniz çarşamba, perşembe konu neyse 13'ünde çözülüyor. Onu da söylemiş olayım. O arada rahatsınız. Hafta sonu neler var derseniz hafta sonu kapalı alan görüşmesi var. Bunun haricinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. 5-7 rakamları çıkmış para harcama olarak değerlendirebiliriz. Dalgalı bir para harcama durumu söz konusu olabilir. Hani harcadım durdum, harcadım durdum. TL hız da zaten çıkmış. 5'li 7'li. 570 lira diyelim konuyu kapatalım. 5.700 olmasın o bence gibi düşünelim. Biraz para harcanacak hafta sonu için. İlişkilerde neler var? Aranız bir kere ilişkilerde pazartesi ya da hafta sonundan arada bir kişi görünüyor. Eşler, çocuğunuz olur, anneniz, babanız. Birileri aranızda bir kere. Bu konuya takmışsınız kafayı yalnız. Hani geçtiğimiz böyle bir iki gün diyelim pazartesi günü itibariyle hafta sonu yaşadığınız bir olayı pazartesiye aktarmış görünüyorsunuz. Ya şey var aslında burada aşk beklentisi var ama karşınızdaki kişi başkalarına ilgi gösteriyor sanki. Hani aldatma mı aldatma çok demek istemiyorum. O kadar böyle fitne fesat konumuna getirmek istemiyorum karşınızdaki kişiyi ama hani arkadaşıyla çok ilgileniyor sizinle ilgilenmiyor gıcık kapmışsınız arkadaşlarıyla olmuş annesiyle babasıyla olmuş kardeşiyle hani evlisiniz ama sizinle değil başka yerde ya da almış çocuğunuzu gitmiş çocuğunuz var diyelim ki bizimle ilgilenmeyen bir sevdiğimize gıcıklık durumumuz var önünde durmuş sorguluyoruz. Ezip geçeceğiz, sondayız yalnız. Pazartesi biraz sinirliyiz ilişkiler konusunda. Eğer bir sevgiliniz varsa harcatmasın kendini diyesim var yani. Bayağı çünkü böyle bir değil, iki değil, üç ama yeter artık modunda görünüyoruz. Burada çıkış var, ani çıkış var. Ağızdan çıkan sözlerin kontrol edilmemesi durumu var. Sanki koltukta oturmuş ani bir fırlayışla böyle karşınızdaki kişiyi haykırıyorsunuz gibi çıkıyor. Karşınızdaki kişi de aslında
Hani diliyle bir şeyler söylemeye çalışacak, iyimser olarak yapmaya çalışacak ama böyle uzak dur der gibi dinlemek bile istemeyeceksiniz. Pazartesi ilişkiler konusunda aranızdaki kimse ona takıksınız aynı zamanda. Bir de o var. Böyle araya elini yüzünü sokan birisi gibi duruyor. Birdir, ikidir, üçtür demişsiniz ama artık sonu gelmiş. V ya da Y harfi var bu insanda. Şimdi ilişkilerde daha ne var derseniz bu hafta. İlişkiler bu hafta aslında şöyle. Çok geniş kapsamlı böyle işte sıkıntı yaşarsınız, kavga edersiniz, bu haftanızı kapatırsınız gibi değil. Hafta sonundan pazartesine aktarılan bir konuyu çözeceksiniz bir kere. Akşam itibariyle. Sonrasında bir rahatlık var fakat şey var. Bir para mevzusu çarşamba günü tekrardan ilişkilerde ortaya atılıyor. Para mevzusu diyorum. Yani bir harcama da olabilir bu. Bir parasal bir meselenizin konuşması da olabilir ama karşınızdaki kişi hani eşinizse kifayetsiz kalıyor. Sevginiz de zaten kalsın diyesim var ama hani sizin taktığınız kadar takılmayan bir konuda karşılıklı araya mesafe koyuyorsunuz. Hani sizin gibi düşünmediği için diye düşünün. Sizi anlamadığı için diye düşünün. Biraz mesafeli çıkıyoruz. Bu hafta ilişkilerde aslında karşımızın istediğimiz beklenti içinde olduğumuz konularda çok da cevaplar alacağımızı düşünmüyorum. Biraz takılmış ve yetersiz bulabiliriz. Sevdiğimiz ya da değer verdiğimiz insana. Ama hafta sonu bakın çok ilginç bu fallar ya. Ama hafta sonu böyle kol kola girmişsiniz bir yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu hafta biraz gel gitti olunabilinir yani ilişkilerde ama hafta sonu güzel gelişmelerle kafalarınız daha dingin sanki böyle sarmaş dolaş bir yerlere gidiyorsunuz görselleri var. İlişki var mı sorusu yani yeni bir aşk var mı bir birliktelik var mı sorularını da aslında şöyle söyleyebilirim. Şanslı olduğunuz gün soracak olursanız hafta sonu derim yani 10'u 11'i daha şanslısınız. Oralarda önünüze çıkacak kısmetler hayatınızda... Anlık demeyeyim tabii şimdi ilerisini göremiyorum bu fala göre ama keyif alabileceğiniz insanlar olabilir. Bir de böyle şey var hafta sonu ayaklarınız böyle sanki böyle pantolon giymişsiniz de paçalarınızı çekmişsiniz böyle ayağınızdan yukarıya doğru. Böyle parmak uçlarınızda bir yere gidiyorsunuz. Hani böyle sessiz sakin sedasız kimseye haber vermeden bir yerlere kaçmak olarak da değerlendirebiliriz bu konuyu. Sağlık bu aralar çıkmıyor ama şöyle bir daha bakalım. Evet, sağlık konularında bir görselimiz yok ya. Bakıyorum, hayır yani. Yani sırt omuz ağrısı o kadar başka bir şey yok. O da herkeste olabilecek bir şey diye çok fazla üzerinde durmuyorum. Şimdi şuradan bir de şöyle bir bakalım. Evet, biraz daha iş konuları burada yoğunlaşıyor. Takmışsınız iş yerinde siz kafaya birisini. Bir iş konusuna takmışsınız, yük etmişsiniz. Pazartesi, salı, çarşamba A harfi var kişi ya da konunun içinde. Onunla uğraşacaksınız, birebir uğraşacaksınız. Ama bu yükü kaldıracaksınız bu hafta. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz çevreden gelen etkilere. Para var mı derseniz para yok arkadaşlar. Parayla uğraşıyorsunuz. Bakın burada da var gene. Tutunan bir para var ama net olarak elinize geçmiyor. Ama gene akabinde burada güzel bir haber bu paradan alınacak. İlişkilerde bakın biriniz bir tarafa bakıyorsunuz, biriniz bir tarafa birsiniz. Sırt sırta vermişsiniz aslında destek ama sizin üstünüzde yükümlülük aldığınız ya da sorumluluk aldığınız ve parasal konuları da dert ettiğiniz bir süreç görünüyor. Şöyle genel bakacak olursak hafta sonu bakın burada bir rahatlama istediğiniz bir şeyi yapma. Artı paranın da aslında böyle bir yoluna girmesi ve iki güzel haberle haftayı kapatacağınızı düşünüyorum. Taşınma planları yapıyorsanız özellikle 10'u 11'inde yaptığınız tüm planlarda çok olumlu gelişmeler alırsınız. Hatta şöyle ev arıyorsunuzdur diyelim. Cumartesi pazar evi bulursunuz bile diyebilirim. Orası çok temiz çıkmış arkadaşlar. Güzel olanlar hayatımızı ışık tutsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzellikler bizi bulsun bu hafta arkadaşlar. Güzel bir hafta aslında. Arada tabii uğraşacağımız insanlar ne yazık ki gene var. Ama olsun. Güzel, özellikle hafta sonu çok güzel değerlendirin. Çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor diyebilirim. Bu haftalık da o yüzden bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.